Evde yara izi nasıl geçer? Doğal yara izi kapatma yöntemleri. İlk yöntemimiz limonla yara izi nasıl geçer? Limon, ölü deri hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olan, yeni hücrelerin gelişmesini sağlayan ve cilde eski esnekliğini kazandıran alfa-hidroksi asit, halk arasında bilinen adıyla meyve asidi içerir. Doğal bir beyazlatıcı olarak yara izlerinin renginin açılmasına yardımcı olur. Yara ve çevresindeki bölgenin iyice temizlendiğinden emin ol. Bir pamuk topuna bir tatlı kaşığı limon suyu ekle. Yaranın olduğu bölgeyi pamukla ov. 10 dakika kalmasına izin verdikten sonra iyice durula. Limon suyu cildini ışığa karşı hassaslaştıracaktır. Bu yüzden dışarı çıkarken yöntemi uyguladığın bölgeye güneş kremi sürmeyi ihmal etme. Şimdi geçelim evde bal kullanarak yara izi kapatma yöntemine. Çiğ balı yara izlerini geçirmede kullanabilirsin. Doğal bir nemlendirici olduğundan yara tedavilerinde ve cilt yenilenmesini düzenlemede etkili rol oynuyor. 2 yemek kaşığı çiğ balı yine 2 yemek kaşığı kabartma tozuyla karıştır. 3 dakika masaj yap. Bölgenin üzerine sıcak el beziyle ört. Soğuduğu zaman el bezini bölgeyi silmek için kullan. Not: 2 yemek kaşığı çiğ balla 1 yemek kaşığı kabartma tozunu karıştırarak sivilce lekelerine iyi gelen bir yüz temizleyicisi elde edebilirsin. Aloe vera jeli kullanarak yara izi kapatmayla devam ediyoruz. Aloe vera, cilt karışıklıklarını azaltan ve yaralardaki ölü hücrelerden kurtulmana yardımcı olan enfeksiyon önleyici özelliklere sahiptir. Aloe vera ayrıca şişmeleri hafifletir, zarar görmüş cildin toparlanmasına yardımcı olur ve yeni hücre oluşumunu destekler. Aloe vera jel, yağ, merhem ve losyon gibi pek çok şekilde bulunabilir. Aloe verayı direkt yaralı dokunun üzerine günde birkaç defa masaj yaparak uygula. Yara izleri için evde salatalık merhemi hazırlayarak kullanabilirsin. Salatalıklar hem her yerde bulunabilen hem de ucuz sebzelerdir. Üstelik salatalık cildi yumuşatmada ve hoş göstermede sıkça kullanılır. Bir diğer artısı ise salatalıklar pek asidik olmadığından cilt karışıklıklarına sebep olma ihtimalini aklından çıkarabilirsin. Kendi salatalık merhemini yapmak için önce salatalığı soy. Ardından çekirdeklerini çıkar ve 4-5 adet nane yaprağıyla birlikte mutfak robotundan geçir. Son olarak bir yumurta beyazını ayrı bir kapta çırpıp karışımına ekledikten sonra merhemin hazır. Merhemi yarana uygulayıp yaklaşık 20 dakika bekle. Soğuk suyla iyice yıkadıktan sonra kurulamak için temiz havlu kullan. Faydasını görmek için bunu düzenli aralıklarla tekrarlamalısın. Son olarak yara izlerini zeytinyağıyla masaj yaparak kapatabilirsin. İçeriğindeki cildine oldukça faydalı, bol miktarda bulunan E ve K vitaminleri sayesinde yara izinin eski rengini hızla kazanabilmesine yardımcı olması, zeytinyağını güvenilir bir dost yapıyor. Natürel birinci zeytinyağı, başta yüksek antioksidan ve asidik yapısıyla yara izlerinin renginin açılmasına yardımcı olur. Yaklaşık 1 yemek kaşığı zeytinyağıyla yaranı ovala. Eğer yara izi ufaksa daha azı yeterli olur. Yara izinin üzerine yağla yaklaşık 5 dakika masaj yapmak dokusunun gevşemesine yardımcı olacak. Yağı aşağı yukarı 10 dakika cildinde beklet. Sonra temiz bir bezle sil. Evde TV videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.